Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA 17 ile ilgili bütün bildiğim her şeyi tekrardan paylaşacağım. Çünkü bu aralar FIFA 17 ile ilgili arkadaşlar inanılmaz bir çabam var. Çünkü birkaç tane sürprizim de olacak size. İlerleyen zamanlarda açıklayacağım onları da. Bayağı böyle bir uğraşım var. Böyle bazı kuruluşlarla falan vesaire bir şekilde bir şeyler halletmeye çalışıyorum arkadaşlar sizler için. Bugün arkadaşlar FIFA 17 ile ilgili bilmiş olduğum bazı şeyleri aktaracağım. Arka planda da zaten dün yayın paylaşmış olduğu Bayern Münih şeyini göreceksiniz. Aynı şekilde size arkadaşlar bu kapalı beta, ondan sonra işte bir sürü bilgi vereceğim arkadaşlar kısacası. Dediğim gibi sizlerden bu videoda bir en az bir 300 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 300 beğeni geçersek çok sevinirim. Ailemiz gittikçe büyüyor. 6620 abone şu an ben videoyu çekerken. Bayağı hızlı bir şekilde büyüyoruz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara kucak dolusu sevgiler. Videoyu bir beğenirseniz bana en güzel bir selamınızı vermiş olursunuz. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi söylemek istiyorum, hani sonradan bize niye bildirim gelmiyor falan denmesin diye, bu akşam arkadaşlar saat 9'da YouTube'da FIFA Footdraft canlı yayınımız olacak. Footdraft önce sizlerle birlikte sohbet edeceğiz, selamlarınızı okuyacağım vesaire. Bu akşam saat 21.00'da YouTube üzerinden Footdraft canlı yayını olacak arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Sonra bana bildirim gelmedi falan diyor çoğu takipçim. Bundan istemiyorum. Herkes gelip eğlensin, izlesin istiyorum. O yüzden arkadaşlar bu şekilde olacak. Dediğim gibi hepiniz arkadaşlar başlayalım. Saat 21.00'da canlı yayınıma bekliyorum. Şimdi hemen videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda arkada Bayern Münih arkadaşlar bu sene FIFA 17'nin resmi partneri oldu. Tıpkı Juventus gibi. Biliyorsunuz hani şu anda göreceksiniz. Vidal falan geliyor. Vidal de maşallah canavar yani. 10 kişi alsak herhalde döver bizi. Robben falan görüyorsunuz. Burada arkadaşlar göze çarpan bir şey var. Şimdi ben size göstereceğim onu. Ben de aynı şekilde ekrana bakıyorum. Robben burada bir yerde orta açıyor ve inanılmaz kötü olmuş hani ortaları. Eğer öyle olacak ise gerçeklikten bayağı uzak. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Vidal falan fena olmuş ama yani yüz şeyleri falan, yani özellikle Marquinhos falan da çok iyiydi Juventus'ta. Bakalım arkadaşlar bizi nasıl bölmeye gidecek. Benim görüşlerim bayağı bir iyi oyun gelecek yani arkadaşlar. Hani ne kadar kötü gelirse de gelsin zaten siz bu oyunu almak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Hani bir sene oynanacak başka bir oyun yok. Hani başka bir şey alsan oynayamıyorsun bir sene. Ama FIFA'yı aldığı zaman bir sene oynuyorsun. Şimdi zaten görüyorsunuz arkadaşlar grafiklerde Vidal kaydı aldı falan vesaire. Bayağı güzel olmuş yani hani açıkçası. Ya bu grafikler böyle olur mu bilmiyorum. Hani her oyunun çıkışında herkes grafiklerini şişire şişire veriyor. Bakacağız artık oyun çıktığında böyle olacak. Ama oyun çıktığında harbiden böyle olursa inanılmaz olur arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu anda reklamları da geldi. Bu FIFA 17'nin arkadaşlar yeni partneri Bayern Münih. Gördünüz zaten ekranda da bize her şeyini paylaşıp. Bu zaten ben bu şu anda bu videoyla ilgili diğer şeyler anlatırken de bu arkada oynayacak arkadaşlar. Tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz arkadaşlar. EA bu sene çok farklı bir şey yaptı. Normal betaların dışında closed beta diye bir şey çıkardı. Bu closed beta özelliği de arkadaşlar dediğim gibi hani bütün herkese açılmayan bir şey. Çok limited edition tarzı bir şey yani. Hemen arkadaşlar onunla ilgili fotoğraflarımı da açayım. Ben de size buradan yorumlamak için. Öncelikle arkadaşlar bu haber dün hani genelde dün daha çok yayılmaya başladı. EA closed beta yapacak FIFA 17 için. Hani tıpkı bildiğiniz Battlefield'da da şey yapmıştı, size söyledim. Tekrardan closed bir beta yapmıştı. Çok nadir insanlar hani girip oynayabiliyordu. Limited edition tarzı bir şeydi arkadaşlar. Ama bu şey çok daha farklı. Bu tamamen şansınıza göre diye okudum. Yani kesin bir bilgi yok. Ama insanlara yani hani bu FIFA 17 opt diye bir şey var. FIFA 17'nin arkadaşlar bu haber alma şeyine katılırsanız size oradan şansına veriyor diyorlar ama bu konuya ilgili tam bilgim yok. Tam bilgim olunca tekrar size söyleyeceğim ama böyle size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu close beta olayı var. Bu da nereden kesinleşti? Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Thanks for Asking işte 18 Ağustos'ta betamız olacaktı. Yani bu tamamen EA tarafından confirmed oldu. Çünkü internette işte bu fake e-maillerle size geliyor falan vesaire muhabbeti dönüyordu. Burada EA bunu kesinlikle doğru olduğunu bir şey yaptı. Bir sonraki şey dedi arkadaşlar görüyorsunuz. Ben alabilir miyim diyor beta. Bu diyor ki we have limited edition diyor. Yani limited edition, limited amount of people diyor işte. Bu ne demek? Herkes alamıyor. Belirli sayıda bir kişiye biz bunu sağlayacağız diyor. Yani bu close beta nasıl bir şey olur arkadaşlar? Hani benim tahminim bu sonuçta insanların bunu sızdırmaması için büyük ihtimalle böyle bir yerde toplaşırlar. Tıpkı GameX gibi bir yerde. Her ülkenin bir yeri olur. Gidip orada denersin ya da hani kod falan vereceğini düşünmüyorum. Çünkü oyun YouTube'a yayılır arkadaşlar. Hani kod falan vereceğini gerçekten düşünmüyorum ama insanların denemesi de bir şans verecekleri kesinlikle vermeleri gerekiyor ki zaten bunun amacı şu arkadaşlar. Hemen şimdi bir sonraki screenshot'a geçiyoruz. Zaten burada görüyorsunuz. Close beta'yı arkadaşlar ayırmışlar işte career mod için, online sezon için, ultimate team için. Burada sizin göreviniz şu. Yani oraya giden arkadaşın görevi şu. Oyunu önceden inceleyip onlara bug'larını söylüyorlar ve hani kendileri zaten bundan yararlanmış oluyor. Oyunun bug'larını söylerken oyunda zaten kendisi görmüş, oynamış oluyor. Bir sonraki screenshot'a geleceğimiz zaman anne kapıyı açsın, odanın kapısı açıldı. Ayıptır.
Bir sonraki şey Exclusive Close Beta Invite arkadaşlar. Görüyorsunuz bunun daha yakın bir çekim. Bu adam da mesela August 18 ne yazıyor? Xbox One için almış mesela. Bak konsollar da değişiyor arkadaşlar. Xbox One, PS4 falan. Ben de arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Biliyorsunuz hani benim şöyle bir hedefim var. Hani EA nasıl İngiltere'deki YouTuber'lara iyilik sağlıyorsa, Kanada'daki YouTuber'lara öncelik sağlıyorsa, bunun Türkiye'de de olması lazım arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de gerçekten bu oyunu çok oynayan var. Ve ben de bunun için elimden geleni yapacağım. Çoğu kişiye de yazacağım. Hani bu FIFA'yı Türkiye'ye kim getiriyorsa artık hepsini de maillerimi attım zaten. Beklemediğim arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah bir haber çıkar. Ama bu Close Battle gerçekten çok güzel. İnşallah arkadaşlar eğer olumlu bir yanıt alır isem size de bunu ben açıklarım zaten. Bayağı uğraşıyorum çünkü şu sıralar şöyle işlerle. Hani Türkiye'nin de artık oyun sektöründe arkadaşlar vazgeçilmez bir yerin olduğunu anlamaları gerekiyor. Çünkü oyunu satıyorsun abi 230 liradan, 230 lira, DNR'da 300 lira. Bazı arada 230 lira, hani sporcularda 230 lira falan çıkacak oyun. Ve arkadaşlar size bir müjdem var. FIFA 17 ön sipariş ile ilgili bir müjdem var arkadaşlar. FIFA 17 ön siparişi sizlerle birlikte ucuza veririz. 180 TL'den veririz. Oyun çıktığı zaman 230 TL'ye gidecek. Bunu da bir bilgisini arkadaşlar bir sonraki videomda paylaşacağım. Aynı şekilde bir sonraki videomda FIFA 16 Ultimate Team 2 coinlerinizi nasıl FIFA 17 Ultimate Team'e aktarırsınız anlatacağım. Bu video herhangi bir şekilde YouTube'da yok. Bu tamamen arkadaşlar benim birisiyle konuşup ayarladığım bir şey sizlere göre. Link gibi arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Close Beta ve yeni trailer'ı size anlattım. Akşam 21.00'da hepiniz canlı yayına bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum gençler. Hepiniz adamsınız ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Ama canlı yayınla ilgili yine de bütün detayları öğrenmek için Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Facebook grubumuz şu anda 700 kişiyi aştı arkadaşlar. Hepinizi Facebook grubumuza da bekliyorum. Akşam bir daha canlı yayında görüşmek üzere. Bye bye.